çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz betimleme. Peki betimleme ne demek? Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum ve söylediklerimi hayal edin. Sahildesiniz, karşınızda demir atmış vapurlar var. Köşede bir simitçi görüyorsunuz ve yanına gidip iki tane simit alıyorsunuz. Birisini kendiniz için, diğerini martılara atmak için. Daha sonra vapura bindiniz, vapur hareket etti. Simiti parçaladınız, tadına baktınız, sıcacık bir simit. Bir parça attınız ve martılar sizle beraber devam ediyor yolculuğuna, değil mi? Bu şekilde bir betimleme yaptık. Yani size söylediklerimle sanki olayı yaşattım, değil mi? Hayal edebildiniz, gözünüzde canlandı. İşte biz buna betimleme diyoruz. Herhangi bir varlık içinde bunu yapabiliriz. Şimdi cümlelerimize bakalım ve hangi varlıklar betimlenmiş bunu belirleyeceğiz. Turuncu renkli sebzedir. Tavşanlar onu çok sever. Bence buldunuz. Toprağın altında yetişir. Tabii ki cevap ne olacak? Havuç olacak. Kırmızı ve yeşil renkte olur. Ağaçta yetişen bir meyvedir. Kırmızı ve yeşil renkte olan ne var çocuklar? Elma var. Ağaçta yetişir elma. Bunu da betimleyerek ne olduğunu bulduk. Kocaman kulakları ve hortumu vardır. Karada yaşayan bir hayvandır. Hangi hayvan bu çocuklar? Tabii ki fildir. Kış mevsiminde yenilen turuncu renkli sulu bir meyvedir. Buldunuz mu çocuklar ne olduğunu? Portakal. İşte betimleme bu şekilde yapılıyor. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.